Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Yüksel. Bu videoda da bir bikini anlatmak istedim. Brezilya modeli. Değişik, hoş, güzel bir model. Bakır rengi Alize Diva ip kullanacağım ve 2 numara tığ. 15 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Üzerine doluyorum. 1, 2, 3, 4'üncüye ikili trabzan. Tekrar doluyorum. 13 adet ikili trabzan örüyorum. On üç trabzan ördüm. 1, 2, 3 zincirli bir üst sıraya çıkıyorum. Yalnız böyle değil, şu şekilde değil. Tek kanadına, arka tek kanadına batıyorum. Gene ikili trabzan. Hemen yanına şöyle bu bikini altını hep böyle örüyoruz. Dış kanada, tek kanada batarak. Sıra sonunda gene 3 zincir. Şu gene aynı burada yaptığımız gibi. Gene dış kanada. Şöyle. Şimdi ben enini göstereyim size. 4 santim. 4 santim uzunluğunun da 5 santim olmasını istiyorum. Şu 5 santim olana kadar örmeye devam ediyorum. 8 sıra ördüm. 5 santim oldu. Bunun üzerine şimdi model, yani örnek kuruyoruz. Zaten çok basit. Bu da çok basit. 2, 4, 6, 8 sıra ördüm. 5 santim. Eni de 4 santim. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. Gene dış kanada batarak orta ilmeğe kadar örüyorum. Yani 2, 4, 6. Şu anda 13 trabzan olduğu için tam ortadayım. Bu ortadaki trabzana 1, 2, 3 trabzan yapıyorum. Sonra gene 6 trabzan daha örüp sırayı bitiriyorum. Bir üst sıradayım. Bu sefer trabzan sayısı 7 oldu. Tam ortadaki trabzana aynı yere 3 tane trabzan örüyorum. Üç tane arttırmış oldum. Sonrasında gene 7 trabzan olarak sırayı tamamlıyorum. Bu ördüğüm parça bikininin ön yüzü. Gerekli uzunluğa gelene kadar sadece şu ortadan ortaya, en ortaya battığımız üçer arttırmayla bitireceğiz bikininin ön yüzünü. Arka yüzü tam Brezilya tarzı isterseniz eğer ön yüzünü nasıl ördüysek arka yüzünü de aynı bu şekilde sadece ortadan arttırarak öreceğiz.
Ama biraz daha kapalı, arka kısmı daha toparlayan, daha kapalı olsun isterseniz ki ben öyle öreceğim. Arka şuraya bittikten sonra şuradan ilmek alacağım, ip takacağım. Burayı örerken şurada yaptığım arttırmayı kenarlarda da yapacağım. O zaman arkası daha kapalı, daha kapsayan bir bikini arkası olacak. Ama diğer tarz isterseniz dediğim gibi her iki tarafı da bu şekilde sadece ortadan arttırarak göreceğiz. Şimdi ben gerekli uzunluğa gelene kadar ön kısmı örüyorum. Sadece ortadan arttırarak örmeye devam edeceğim. Bikininin ön tarafını ördüm. Şu bakır rengiyle şu 5 santim dışındaki şurada arttırma yapmıştım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 sıra bu taba rengini ördüm. Sonra hazan sarısı ya da hardal sarısı dediğimiz gene Alize Divan'ın renkleri. Bundan da 2, 4, 5 sıra ördüm. Sonra bir sırada kırık beyaz ördüm. Sonrasını kafes ördüm. Şimdi şurada ilk başladığımız arttırma ve en son beyazın ilk sırasındaki arttırmaya kadar tamamen ortadan arttırarak gittim. Yanlarda hiçbir arttırma yok. Şimdi bunun arka tarafını, arka yüzünü öreceğim. Şurada 5 santim ördüğüm kısım bana biraz küçük gibi geldi. Ben onu bir sıra daha örmek istiyorum. Şuraya ilk trabzana ipi hemen bağlıyorum. 2, 3. İkinciye hemen batıyorum. 13 adet trabzanla başlamıştık. Gene arkayı örmek için yine 13 trabzanla hiç arttırmadan bir sıra örüyorum. O 5 santimi biraz daha büyütüyorum. Evet, o kısa olarak gördüğüm yeri biraz uzatmak için ilk sırayı hiç arttırmadan ördüm. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekip aynı yere dış kanadına ama ikinci trabzanı yapıyorum aynı yerde ve 7 trabzan öreceğim ortaya gelene kadar. İki, dört, beş, altı, yedi. Tam ortadakine üç arttırma. Bu hem arttırma hem örgünün deseni yani bikininin desenini oluşturuyor. Üç arttırma trabzanı da ördüm. Şimdi devamı 7 trabzan. Buradaki gibi. Bundan sonra 3 sıra hiç arttırmayacağım yanlardan. Orta değil, orta sürekli devam edecek. Yanlardan şöyle ilk yani yeni yapanlar için şöyle arttırdıkları sıraya işaret iğnesi takarlarsa kolay bulurlar yerlerini. Şimdi ben bu sıranın üzerine 3 sıra hiç arttırmadan öreceğim. Sonra bir kere daha arttıracağım ve bitene kadar. Yani şu beyaz ilk sıraya gelene kadar 3 sıra öreceğim, bir sıra arttıracağım. 3 sıra öreceğim, bir sıra arttıracağım buraya kadar. Sonra işte kafes örgüsüne geçeceğiz. Ben şuraya kadar örmeye devam edeceğim. Bu renk geçişi de göstermek istedim. Bu bakır rengin son sırası. Son trabzana bir kere atıyorum. İkinci ilmeği diğer renkli alıyorum. Hemen 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şu bağladığım ipi de tutarak şöyle
Hemen takibindeki trabzanları örüyorum. Renk geçişi bu şekilde tamamlanmış oldu. İpi de içeride yürüterek kaybediyorum. Şöyle. Ve ben şu beyaz geçişe gelene kadar örüyorum. Evet, sarı bölümü ördüm. Beyaz ipi taktım. Şimdi burada arka kısımda yanlardan arttırarak ördüğümüz için ilmek sayımız şuradaki ilmek sayısından biraz daha fazla. Bunu biraz olsun denk getirebilmek için şurada 3 kere battığım yere, yani 3 arttırdığım 3 trabzan üzerine birine 3 trabzan değil, her birine tek tek batarak, yani sıranın başından şu sonuna kadar her trabzana bir kere batarak bu sırayı tamamlıyorum. Sıra sonunda 1, 2, 3, 4 zinciri çekiyorum. 1 atlıyorum. İkinciye bir kafes yapıyorum. Bir zincir, bir atlıyorum. Diğerine trabzan. Bir zincir, bir atlıyorum. Trabzan. Bir zincir, buna değil, diğerine bir zincir ve alttan bir ilmek atlayarak kafes örüyoruz. Şurası. Şimdi biz bu bölümü örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kafes. 12 böyle, 12 böyle. Fakat burada biraz arttırdığımız için şurada biraz telafi ettik. Yalnız gene biraz fazlamız var. Onu da şöyle yukarı doğru bir sıra yaparsak onu da halletmiş olacağız. Şu orta bölüme kadar kafes yaparak örüyorum. Şimdi orta kısma gelene kadar 14 kutucuk oldu. Fakat burada 12 kutucuk var. Örgüdeki artışa bağlı olarak burada da birazcık fazlamız oldu. Yani 2 kutu kadar fazlamız var. Şuraya onu biraz telafi etmek için şuraya 3 kere batmadan geçtim. Yoksa 1-2 kutu daha fazla olacaktı. Şimdi tekrardan şu ölçüye getirebilmek için şu ilk kutucukta ben hiç eksiltme yapmamıştım. Direkt 14 ve 14, şey 12 ve 12 ördüm. Eksiltmeleri ikinci kutucukta başlamıştım. Bunda hemen ilk kutucukta başlıyorum eksiltmeyi. O yüzden 14. kutucuğu söküyorum. Aradaki zinciri de aynı yere bu şekilde örüyorum. Böyle yukarı doğru verevine eksilmeye devam edecek. Şöyle. Hemen bir iki zincir çekiyorum. Şimdi tekrar eksiltiyorum. Buraya değil. Burası artık eksildi çünkü. Şuraya trabzan yapıyorum. Burada eksilttik. Şimdi ikinci sırada da eksiltiyoruz. Buranın tam tersi. Yani biz burada hiç eksiltmedik. Buradan başlamıştım. Burada hemen ilk sırada eksiltmeyi yaptım. İkinci sırada da yaptım. Sıranın sonuna kadar kutucuk örüyorum. Sıra sonunda 1, 2, 3, 4,
ve örgüye devam ediyorum. Yine eksiltme sırasındayım. Görüldüğü gibi tek tek örgü kutular azalıyor. Üzerine doluyorum, hiç zincir çekmiyorum. Zincir örgünün eksilmeyen yerlerinde var. Ama eksilme yerlerinde zincir yok. Doluyorum. Şurada bir üçgen var. Eksilttik. Burada bir üçgen var. Eksilttik. Şimdi bir üçgen daha yapıyorum. Alttaki üçgenin üzerine bir, iki kere de çıkıyorum. Bir üçgen daha. Bir, iki, üç. Yani birer tane eksiltmiş oldum. Tekrar bir, iki zincir. Çeviriyorum örgüyü. Şurada yaptığım üçgenin yanındaki trabzana bir üçgen daha oldu. Bu da bu sıranın. Bir sonraki sıranın üçgeni. Bu şekilde birer tane azaltarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 sıra örüyorum. En sonunda 3 kutucuk kaldı. Şöyle ortaya geliyorum bir sık iğne ile. 1, 2, 3 zincir. Şöyle bir ufak bir halka oluşturuyorum. İçine 1, 2 sık iğne yaptım. Ama bir tane de yeterli. Şimdi 1, 2 zincir çekiyorum. Şimdi bağ kısmına geldik. Üzerine doluyorum. Şurada çektiğim zincirin sık iğnenin ilmeğine batıyorum. Bir, iki kere de çıkarıyorum. İki zincir çeviriyorum. Şu arada zincir oluşuyor. Bu çanta saplarına kullandığım model. İki zincir. Bakın şu aralar boştur. Önceki çanta hangilerinde olduğunu şimdi hatırlamıyorum ama önceki yaptığım çantaların saplarında kullandığım bir model. Şuradaki, bakın burada bir boşluk oluyor her zaman. Bu zincir modeli. İki kere de çıkıyorum. İki zincir, gene çeviriyorum. Şurası hep boş. Tabii üzerine alarak. Bu bağcığın ucuna 4 zincir çektim. Üzerine doluyorum. Şöyle bekletiyorum, doluyorum, fıstık yapıyorum. 6, 7 dolayın. Şöyle tombulca bir fıstık. 1, 2, 3. Buraya da ekleyin. Şöyle. Bu bitti. Bunu içinden yürüterek kaybedeceğim. Şimdi arkanın kafes bölümünü, bir bölümünü ördük. Bu kısmı da buradaki gibi aynısı. Buraya örüyorum. Şuradaki fazlalığı görün. Şu bizim arttırdıklarımız. Ama örneğin modelin orijinalinde şu artma yok. Ben orijinali gibi örmek istiyorum. Tam Brezilya tarzı olsun diyorsanız bunu şu ön parça nasılsa arkayı da öyle öreceksiniz. Ben biraz daha geniş olsun istedim. Hani giyilebilecek şekilde. Şimdi burayı da örüyorum ve sonrasında da
oyasını yapıyorum. Onu da başladığım zaman göstereceğim. Örgü bitti. Bir tek oyası kaldı. Örülecek. Bunu şu bitirdiğimiz, örgüyü bitirdiğim beyazla yapmak istiyorum. Basit bir oya yapacağım. Beyaz ipi hemen bağladım. Ve aynı yere bir trabzan, sık iğne, iki zincir, iki sık iğne. Hemen öteki kafese geçiyorum, kutuya. Bir sık iğne, iki zincir, iki sık iğne. Yani her kutuya üç kere batmış oluyoruz. Bir, iki zincir, iki sık iğne. Bir sık iğne, iki zincir, iki sık iğne. Yani her kutuda 3 tane sık iğnemiz ve 2 zincirimiz var. Bu şekilde bütün bikininin etrafına dolanıyorum. Bu kafeste iyi duran bu oya, tabii ki burada da bir ayar gerektirdi. Bunu da şu şekilde bir el ayarı yaptım. Bir tane trabzana tek bir sık iğne, diğer trabzana bir sık iğne, iki zincir, bir sık iğne. Sonrakine tek bir sık iğne, bir sonrakine bir sık iğne, iki zincir, bir sık iğne. Bu trabzanlı tarafta da ayarı bu şekilde yaptım. Güzel oldu. Dümdüz bir oya oldu. Yani siz illa bunu yapmak zorunda değilsiniz. İnternetten bulacağınız, çünkü ben bunu internetten bakarak yapmıyorum. Bu benim çok sık kullandığım bir oya. Çok geniş olmayan, çok incecik ama güzel bir oya. Genelde bunu kullanıyorum. Siz başka türlü de yapabilirsiniz. Şimdi ben bu oyayı bütün bikininin etrafına örüyorum. Brezilyan tarzı bikini altını örmüştük. Şimdi onun üst kabını, üst bölümünü örüyoruz. Gayet basit yine. Sihirli halka içine 5 trabzan örüyorum. 3 4 5 Sonra 3 zincir çeviriyorum. Yanlardan hiç artış yapmıyorum. O yüzden hemen bir yanına 2 trabzan oldu. Tam ortadakine 3 trabzan. Sonra gene 2 trabzanla sırayı bitiriyorum. Sonra gene 1, 2, 3 zincir çeviriyorum. Hemen yanına 3 trabzan oldu. Gene ortaya dış kanada batarak bu altı ördüğümüz gibi şöyle 3 oldu. Şimdi 3 trabzan örerek sırayı bitiriyoruz. Evet. Tekrar 1, 2, 3. Burada da gene 2 numara tığ kullanıyorum. Altta ördüğüm gibi. Üzerine doluyorum. Hemen yanına
3, 4. Ortaya gene 3 trabzan. 1, 2, 3. Ve 3 trabzan, 4 trabzanla da bitiriyoruz. 2, 3, 4. Şu altı ördüğümüz gibi böyle devam ediyor. Burada bu bakır rengini şu arttırmadan itibaren 13 sıra örmüştüm. Aynı şekilde burada da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 sıra ördüm. Gene buradaki gibi 5 sıra bu hazan sarısı 2, 4, 5. Sonra beyaz ipe geçtim. Ben bu beyaz ipe hatta burayı da aynı şekilde ördüm. Bu beyaz ipe gelene kadar örgüme devam ediyorum. Evet, beyaz ipi geçirdim. 1, 2, 3 zincir çeviriyorum. Şu ipleri de içeriden yürüteceğim. Artık dış kanada batmıyoruz. Normal örüyoruz. Her trabzanın üzerine bir trabzan. Şöyle her trabzanın üzerine batarak şurada ortada gene arttırmamı yapıyorum. Üçlü arttırmayı örerek devam ediyorum sıra sonuna kadar. Sıra başındayım. 4 zincir çektim. Şimdi ilk kafesimizi ilmek atlamadan yanına, dibine değil yanına yapıyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Gene ilmek atlamadan yanına. İlk kutuyu yan yana yapıyorum. İlk kutucuklar yan yana. Sonrakiler gene bir zincir ve bir tane atlıyorum diğerine. Bir zincir, bir ilmek atlıyorum diğerine. Zincir, buna değil diğerine. 10 kutucuk yaptım. Sıra sonunda bir zincir. Şurası orta. Şu 3 trabzanın şurası ortası. Yine bir ilmek atlayıp ortaya bir kutucuk daha yapıyorum. 11 kutucuk oldu. Devam ediyorum. Bir zincir. Bir atlıyorum diğerine. Sıra sonuna kadar gene aynı şekilde örüyorum. 9 kutucuktan sonra bu başta yaptığımız şu iki kutucuğu ilmek atlamadan yan yana örüyoruz. Bir bu tarafta, 11 de bu tarafta, 22 kutucuk. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Her trabzanın üzerine bir kutucuk. Bir zincir. Diğer trabzana bir kutucuk. Sıra sonuna kadar şurayı ördük. Şimdi buradayız. Sıra sonuna kadar aynı şekilde örüyoruz. Şuralarda artık sırayı düzlemeye başlayacağız. Üçüncü sıraya geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kutucuk yaptım. Şuradaki gibi.
Şimdi sık iğne olarak devam edeceğim. Hemen ortaya batıyorum ve trabzanın üzerine batıyorum. Ortaya, trabzanı, ortaya, trabzanı. Bu şekilde 6 kutucuk dolduruyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Son bir ortaya, bir trabzana, şimdi üzerine doluyorum. Diğer şurada yaptığım 8 kutucuğu örüyorum. Araya bir zincir. Bu şekilde gayet kolay sırayı bitiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 kutucuktan sonra 1, 2, 3, 4. sırada gene ortaya, yani sık iğneye başlıyoruz. Trabzanı. Sonra sık iğne başladığı sıradan itibaren hepsine birer kere batıyoruz. Evet. Sona geldim. Fakat yine devam ediyorum. 3 kutucuk daha. Sonra 1, 2, 3, 4, 5 kafes doluyorum. Sıra sonuna kadar bu sefer kutucuk, yani kafes örüyorum. Kafes örgü 1, 2, 3, 4, 5. sıradayım. 3 kutucuk. Hemen şu kalan 2 kutucuğu gene sık iğne olarak bir ortaya, bir trabzana batıyorum. Ortaya, trabzana ve bundan sonra da bütün sık iğneleri batarak örüyorum. Şuraya da şu sık iğnelerin bir alttaki bitimine 2 kutucuk daha sık iğne yapıyorum. Diğer baştaki gibi 3 kafesle bitiriyorum. Sırayı bitirdim. Hemen oyasına başlıyorum. Gene basit bir oya, bir sık iğne, iki zincir, iki sık iğne, bir sık iğne, iki zincir, iki sık iğne. Bu şekilde bu kabın etrafını örerek dolanıyorum. Bu şekilde olacak. Ve sonrasında biterken oya şurayı, iki kabı birbirine ekleyeceğim. Bu son oya örerken şu 3 tomurcukta birleştirmem gerekiyordu. Unuttum. Bitirdim örgüyü. Sonra da sökmek istemedim. Çünkü çok ince bir ip, yıpratmak istemedim. Hemen gene uçlarına bir fıstık yaptım. Bu bağcıklarda yaptığım gibi. Zincirlerin uçlarına. Ve yaptığım şu zincir şeridi 3 tomurcuğun içine çapraz şekilde geçirdim.
Burada bir detay oluştu. Güzel durdu, hoşuma gitti. Yoksa şu tomurcuğu yaparken 3 tane tomurcuktan birleştirirseniz bununla uğraşmaya da gerek kalmaz. Evet, örgü bitti. Yardımcı olduysam sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız, bundan sonrakileri de izlemek isterseniz abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.